Selamünaleyküm. 18-24 Mart yaşlılar haftası dolayısıyla AK kadrolar huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Ziyareti AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur ve parti teşkilatı üyeleri katıldı. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım. Ziyarette AK kadrolar huzurevi sakinlerine karanfil takdim etti. Ziyaretin ardından İl Başkanı Depgici parti binasında 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Depgici yaşlılık döneminde bulunan analarımızın ve babalarımızın hep el üstünde tutulması gerektiğini ifade etti. Sürekli onların hayır dualarını alarak yaşamış olduğumuz olaylarda onların bilgi ve deneyimlerine başvurarak yolumuzu çizmeliyiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi ne mutlu ki bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Yaşlıların ihtiyaçlarının AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana en üst düzeyde karşılandığını ifade eden Depgici, büyüklerimiz bizim için baş tacıdır dedi. Partimizin iktidara geldiği ilk günden itibaren yapılan en önemli icraatlardan bir tanesi, çok komik düzeyde maaş almakta olan yaşlılarımızın almakta olduğu maaşlarda yapılan artırımlar olmuştur. Yine yaşlılarımızın en çok ihtiyaç duydukları sağlık alanındaki engeller kaldırılmış, hastaneye gidemeyecek düzeyde olan insanlarımıza evde sağlık hizmeti adı altında yaygın bir şekilde sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. AK Parti iktidarının en önemli icraatlarından bir tanesi de sosyal belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması olmuştur. Bu sayede birçok belediyemiz yaşlı bakım evleri, yaşlıların evlerine hizmet veren yaşlı bakım ve koordinasyon merkezleri kurarak yaşlılarımıza kimseye muhtaç olmayacak şekilde hizmetler vermeye başlamıştır. AK Parti olarak tek bir düşüncemiz vardır. O da insanı yaşat ki devlet yaşasın. Belirttiğimiz üzere büyüklerimiz bizim için baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı kutluyor. Her daim onların yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyorum. Basın toplantısının ardından AK kadrolar tarafından basın mensuplarına da karanfil takdim edildi.